Merhabalar sevgili öğrenciler. Hepiniz İngilizce Kampüs kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle son ünitemiz sınavda sorumlu olduğumuz son ünitemiz de internet ünitesinin e, önemli gördüğüm ünite kelimelerine ve konu anlatım bölümüne yer vereceğim sizlerle. E, umarım sizler için faydalı bir video olacaktır. Sınavın e, yaklaştığı bu dönemde e, eksiklerimizi gidermek için faydalı bir video olacağını düşünüyorum. E, burada sizlere zaten önceki videolardan bildiğiniz gibi Önemli gördüğüm bazı kelimelere yer veriyorum. En önemlileri dediğimiz kelimelere yer veriyorum ünite ile ilgili. Ünitede çıkmasını muhtemel gördüğüm ünite kelimelerin tam listesine ulaşmak için ingilizcekampus.com'da bunu ücretsiz bir şekilde indirip paylaşabilirsiniz. Ben de videonun altına linkini koyacağım zaten. Hemen başlıyorum. Birinci kelimemiz Article Makale Magazine dergi. Bu kelimeler sizden de bildiği gibi karşımıza ders kitaplarında ve konu anlatımı e, kaynaklarından ziyade bir de soru bankalarında soruların içinde gelen kelimeler. Search aramak, araştırmak. Search a word on Google yani Google'da bir kelime aramak, araştırmak veya search engine arama motoru ikisi de ilişkili olduğu için beraber koyduk. Arama motorumuz ne Google, Yandex, Mozilla gibi e, uygulamalar. Insert koymak, yüklemek. Bunu e email bölümünde bolca değineceğim bu kelimeye orayla ilişkili. Bir kelime anlamını şu an için bilmemiz gerekiyor. Practice pratik yapmak account hesap Facebook, hesa Facebook hesabı, Twitter hesabı, Facebook account, Twitter account etc. demişiz. Bunlarla beraber kullanılan bir kelime. Attachment, file, eş anlamdır, dosya, ek. Bu iki kelime de genelde konu e-mail olduğu zaman karşımıza çıkan kelimeler. Comment, yorum yapmak. Biliyorsunuz sosyal medyada like, comment, share, beğenin, paylaşın, yorum yapın butonları var. Oradan geliyor. Burada download ve upload'u beraber aldım. İkisi de önemli kelimeler. Bazı öğrenciler bu iki kelimeyi aynı sanıyor veya hut farkını bilmiyor. Farkını bilseniz bile şu kırmızıyla yazdığım cümleleri, kelimeleri bilmeniz gerekiyor. Yani tam farkını bilmeniz lazım. Öncelikle download internetten indirmek. Buna ne diyoruz? Yani internetteki bir dosyayı, veriyi from the internet internetten alıp from den dan internetten indiriyorsunuz. Neyi? To your computer bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Ama upload dediğimiz şey sizin Facebook'taki profil resminizi değiştirmek istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Upload to the internet. internete yüklüyorsunuz. Yani download ve upload'un farkı çıktığı zaman lütfen şu from ve to kelimelerine dikkat edin. Oraya bakarak bile soruyu çözeceksiniz. Install kurmak, indirmek bunlar application'larla geliyor. Bir uygulamayı indirmek, kurmak gibi. Login, logon, log off, log önce register sign up kelimesini bilmemiz gerekiyor. Oraya şimdi döneceğim. Register kaydolmak, sign up da kaydolmak biliyorsunuz. Bir sosyal medya hesabını örnek veriyorum. Kaydolurken ne yapıyorsunuz? Giriyorsunuz. İlk önce username, kullanıcı adınızı oluşturuyorsunuz. Password, şifrenizi oluşturuyorsunuz. Sonra confirm your password, şifrenizi doğruluyorsunuz, onaylıyorsunuz. Daha sonra bilgilerinizi kaydettikten sonra sosyal medya hesabınıza ne yapıyorsunuz? Bilgilerinizi kullanarak login logon yapıyorsunuz. Giriş yapıyorsunuz. Burada işinizi hallettikten sonra takıldıktan sonra da log off log out ikisi de eş anlamlıdır. Çıkış yapıyorsunuz. Bu şekilde mantığı bu. Bunu bilmeniz gerekiyor. Web browser internet tarayıcısı arama motorunun bir alt başlığıdır. Arama motorunun içindeki o üst bölümü internet tarayıcısı diye adlandırıyoruz. Access giriş yapmak, ulaşmak, erişim çok önemli bir kelimedir. According to EA göre, according to the passage, according to the paragraph, paragrafa göre, metne göre, pasaja göre öyle çıkıyor karşımıza. Soru maddeleri için kullanılan bir kelime. Post, paylaşmak, gönderi share, paylaşmak. İkisi de eş anlamlı. Software, yazılım. Microsoft Word örnek veriyorum. Yani bilgisayarınızın böyle çalışmasını sağlayan küçük o yazılımlar, uygulamalar diye geçiyor. Software, yazılım. Teok zamanı çok popüler bir kelimeydi bu zaman zaman karşımıza çıktığı için alıyoruz. Portable Computer PC değil mi? Dizüstü bilgisayar, taşınabilir bilgisayar. Desktop PC, masaüstü farkını bilmemiz gerekiyor. Check, kontrol etmek. Online çevrim içi, offline çevrim dışı. İnternet temel kelimelerinden biri. Screen, ekran, monitor, monitör. Burada The Parts of Computer yani bilgisayarın parçaları bölümümüz var. Keyboard, klavye, scanner, tarayıcı, printer, yazıcı, headphone, kulaklık, speaker, hoparlör gibi bunları bilmemiz gerekiyor. Computer Tower ayrıca bu da var. Kasa, case, system unit. Üçü de aynı. Üçünü bilmemiz gerekiyor. Expiry date. Son kullanım tarihi. Son kullanma tarihi neyi de var? Kredi kartların üzerinde var. Çok önemli. Addict, bağımlı olmak. Addiction, bağımlılık. Addict, yukarıda fiil hali, verb hali. Addiction, bağımlılık. Noun, isim hali. Bilmemiz lazım. Refundable, iade edilebilir. Non-refundable, iade edilemez. İkisi de zaten e, metinlerde görmüşsünüzdür. Ders kitabımızda uçak bileti satın alma ile ilgili bölümde gördük. Refundable ticket, iade edilebilir. Non-refundable, iade edilemez. Mantığını ve e, farklarını konu anlatım bölümünde uzun uzun anlatacağım sizlere. Clarification question aynı şekilde konu bölümünde değineceğim bir bölüm. Netleştirme soruları, clarification sentence, netleştirme cümleleri var. Bunları da konu değineceğim. Önemli. Update güncellemek uygulamaları bilgisayarınızda güncellemek için update'i geliyor. Password şifremiz. Departure uçağın kalkışı, land uçağın inmesi. Zaten uçağın kalkışı neyle geliyor? Departure time. Uçağın kalkış saatiyle falan geliyor. Oradan karşınıza çıkmıştır. Abbreviation, kısaltma hepiniz biliyor. Bildiğinizi biliyorum ama altındaki combination ve acronym kelimeleriyle mutlak suretle bilmeniz lazım. Ders kitaplarında acronym geçiyor. Combination biraz daha işin içine harfler ve rakamlar girdiğinde kombinasyon kelimesi çıkıyor. Üçünü de mutlak suretle bilmemiz lazım. Tanks gibi mesela kısaltması da gördüğünüz gibi ekranda. Bu şekilde. Respond, Reply, Answer Önceki ünitelerde çok değindik cevap vermek karşımıza burada da çıkıyor Internet Habits, internet alışkanlıkları Habit kelimesi alışkanlık bilmeniz lazım Widespread, yaygın Yaygın kelimesi de ders kitabında geçiyor Ayrıca İngilizce'de çok kullanılan popüler bir kelime Çıkması muhtemel bir kelimedir Sim gibi görünmek Bu da öyle Without, Selsiz Without you, senses. Ya da You can watch this movie without parent control yani ebeveyn kontrol olmadan izleyebilirsiniz filmi gibi. Evet sevgili öğrenciler önemli gördüğüm kelimeleri sizlere anlattım. Şu an konu anlatım bölümüne geçiyoruz. Çıkmasını muhtemel gördüğümüz ya da sizlerin mutlak suretli bilmesini gerektiğini düşündüğüm bölümü geçiyorum. Konu anlatımında expressions of unit 5. Expressions of the internet. İnternetle ilgili önemli ifadeler var. Ünitede çok kullanılan karşınıza çok çıkan sorular var. Bunları sizlere okuyup anlatacağım. Bu soruları gördüğünüz zaman yani bu sorular karşınıza yukarıda bir metin verilip bu metinle alakalı sorular olarak karşımıza çıkabilir. Sizlerin bunları okuduğunda anlayıp güzel bir şekilde cevabını bulmanız gerekiyor. O yüzden beraber okuyup bulalım. For what purpose do you use the internet? İnterneti for what purpose? Ne amaçla kullanırsınız? Hemen hemen bütün videolarımızda purpose amaç kelimesi karşımıza çıkıyor. Çünkü çok önemli bir kelime. How often do you use the internet internetine ne sıklıkla kullanırsın? Always, usually, twice a week gibi cevaplarımız vardı. How many friends do you have on your social media account? Sosyal medya hesaplarında kaç tane arkadaşın var? Why do you use the internet? İnterneti niye kullanıyorsun? Amacın ne? Birinci soruyla hemen hemen aynı. Can you regulate yourself on the internet? İnterneti kendi düzenleyebiliyor musun? Kontrol edebiliyor musun? Gibi. What is the total number of active internet users? Değil mi? Aktif internet kullanıcıların toplam sayısı nedir gibi bu soruları What's the total number of? Yani anlamanız lazım. Ne sorduğunu iyi, an iyi analiz etmeniz lazım. How do you mostly access social media? Sosyal medyaya nasıl böyle mostly çoğunlukla erişebiliyorsun? How many hours a month do you spend online? İnternette aylık ne kadar zaman harcıyorsun? Ne kadar süre harcıyorsun? What percentage of teenagers use the internet? İnterneti kullanan gençlerin kullanım yüzdesi değil mi? Ne yüzdelikle? Percent kelimesi, yüzde kelimesini dördüncü ünitede çok önemli olduğunu belirttim. Paragraflarda karşımızda yüzdelik olarak birilerinin interneti kullanma, sosyal medya kullanma yüzdeleri veriliyor. Bu kelime de karşımıza doğal olarak çok çıkıyor. Clarification question sentence kelime bölümünde değindim. Önemliydi. Sol taraftakiler clarification question'dan sağ taraftakiler de sentence olarak kabul ediyoruz zaten şöyle çıkıyor. Netleştirme sorusu ne demek? Karşınızdaki bir kişi size bir şey söylediği zaman anlamıyorsanız eğer kendisine bir clarification question sorabilirsiniz. Yani what, what does it mean? Ne demek istiyorsun? Anlamadım. O kelime de ne? Affedersin takip edemedim. Gibi sorular sorabiliyorsunuz. E buna nazaran da karşınızdaki kişi size ne diyor? Anlamadığınız bölümü. In other words. Diğer bir deyişle. I mean demek istediğim ki What I mean is that? Demek istediğim şey şu ki gibi e, cümlelerle sizlere e, izah ediyor, anlatıyor. Peki sizin karşınıza nasıl çıkar? En çıkması muhtemel e, yöntem şu. Örnek veriyorum 5 kişinin konuştuğu bir diyalog e, hayal edin. Mehmet Ahmet'e e, nasıl e, uçak bileti alabilir? Bu konuda nasıl yardımcı olabilir? Bununla ilgili... E, cümleler kuruyor. Yardımcı olmaya çalışıyor Mehmet. Ve Mehmet arkadaşına diyor ki örnek veriyorum. Sen iade edilebilir bir bilet mi yoksa iade edilemez bir bilet mi istiyorsun diye soruyor. Ee, Mehmet bunu sorduğu zaman Ahmet de e what does it mean? Ne demek istiyorsun? Clarification question soruyor. Anlamıyor çünkü. Ve arkadaşı da Mehmet de yardımcı olan kişi de in other words. Diğer bir deyişle deyip yardımcı oluyor. Size soruda da Mehmet'in clarification sentence kullandığı ya da Ahmet'in clarification question kullandığı cümle aşağıdakilerden hangisidir? Tabi kolay bir soru olarak düşünmeyin. Ahmet konuşmalarında size farklı farklı anlamlarda sempati olabilir ya da günlük rutin olabilir. Farklı farklı konularda Ahmet'e sorular sordururlar. Size o 4 soru içinde clarification question'ı bilip bilmediğinizi ölçerler. Bu şekilde çıkar. Clarification netleştirme olmasını bilin lütfen. Burada sol taraftaki what does it mean ne demek istiyorsun? Can you explain what it means ne demek olduğunu açıklar mısın? Can you explain it more please daha net açıklar mısın lütfen? Veyahut what do you mean by that exactly tam olarak ne demek istiyorsun gibi soruları var. Sempati, sempati ben ekledim. Sempati sınava girecek bir öğrencinin mutlaka bilmesi lazım. Sempati cümleleri. Yani karşınızdaki kişi bir durum yaşıyor, bir kaza yaşıyor, başına kötü bir olay geliyor. Sizin bu duruma üzülmenizi belli eden cümle. I am sorry to hear that. Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Veyahut I hope you feel better soon. Umarım yakında iyi hissedersin, iyileşirsin gibi. Bunu lütfen bilin, aklınızda olsun. Types of social media users, sosyal medya kullanıcıların türleri. Bu da çalışma kitabında yer alan bir bölüm. Ee, bu yani geçen ders kitabında yani bu yılda kullandığımız ders kitabı aynı. Geçen eklenen bir bölümdü. Ee, Öğrencilerimizle yani bunları e, ne yapmanız gerekiyor? Benim size en büyük tavsiyem bu bölümle ilgili bu 5 tane internet sosyal medya kullanıcısı tipini, türünü ezbere bilmeniz gerekiyor. Benim şahsi fikrim bu. Size... Ali der, Ali'nin internet hayatı der. Ali'nin sosyal medya kullanımı der. Ali'nin sosyal medyada neler yaptığını anlatır. Şıklara der ki Ali ne tür bir sosyal medya kullanıcısı? Bu şekilde ezbere bir soru gelebilir. Bu yüzden de bunları ezbere bilmeniz gerekiyor. Ben sizlere zaten Türkçelerini ve sağ tarafta da kısa kısa özet olarak ne olduklarını izah etmeye çalıştım. The influencer etkileyen etkileyiciler Most popular type bunlar sosyal medya kullanıcılar içinde en popüler türdekiler. Give advices bunlar kullanıcılarına öğütler verir. Have thousands of followers binlerce takipçileri var. The evangelist paylaşımcılar. Bunlar not expert of anything yani hiçbir şeyde uzman değiller ama have many followers. Bir sürü neyi var? Takipçisi var yine de. Share content about their interest. ilgileriyle ilgili paylaşımlarda bulunur. Örneğin Kimi örnek verebiliriz evangeliste? bildiğiniz belki e, duymuşsunuzdur kozmik karınca var mesela PUBG videoları çekiyor Kendisinin e, binlerce takipçisi var ve ne Share content about their interests ilgileriyle ilgili yani PUBG ile ilgili videolar paylaşıyor bu şekilde Ama üstteki influencer gibi de çok ünlü tanınan bir kişi değil The utilitarian yararcı faydacılar Looks for valuable information faydalı bilgiler arıyor Product discounts bakın ürünlerin indirimlerini arıyor veyahut free offers veyahut ücretsiz teklifler arıyor bu kişiler. Yani değerli bilgi arayan fırsatçı kişiler, faydacılar. The complainer şikayetçiler. Post angry messages gördüğünüz gibi bir şeyleri şikayet eden, kızgın mesajlar atan kişiler. Not fun type of social media users değil mi? Eğlenceli tipteki kişiler değil. The bystander seyirci. Seyirci adı üstünde ben bunlara ghost diyorum. Hayalet kişiler bunlar sosyal medyaya giriyor, geziyor, tozuyor ama ne yorum yapıyor, ne bir şey yapıyor, bakıyor, tekrardan log off çıkış yapıyor. Burada da gördüğünüz gibi logs into the account hesaplarına giriş yapıyor. Follow people insanları takip ediyor veya brand markaları takip ediyor but do nothing hiçbir şey yapmıyorlar. Geri çıkış yapıyorlar gibi. Burada steps of sending an yani email e-mail göndermenin adımları var. Yani ezbere bilmeniz gerekiyor mu? Gerekmiyor. Size nasıl soracaklar? E-mail ile ilgili bir metin verirler. O metinde geçen bu tarz kelimeleri iyi anlayıp yorumlamanız gerekiyor. O yüzden bence bunları okuduğunuz zaman anlamanız gerekiyor. Manto. Beraber hemen bakalım nasıl e-mail gönderiliyor. Yine de bilelim. Çünkü ders kitaplarında geçiyor. Login to email account. Değil mi? Email account'unuzu önce bir girin hesabınıza. Click new button. Yeni butonuna basın. Mail atacağız. Type the email. E-mailinizi yazın. Write the subject. Konuyu yazın. Click Insert button. Insert butonuna basın ve daha sonra Files as Attachments part. Yani dosya iki bölümüne gidin. Find and choose the project file on the computer bilgisayarınızdan ne yapın? Proje dosyanızı seçip bulup ve seçin diyor. Daha sonra double click the file. Dosyayı iki kez tıklayıp and upload the file to the email. e mailinize yükleyin diyor bu dosyayı. Daha sonra send the email. E-mailinizi gönderin. Bu şekilde ve Son bölüme geldim. Son bölüm ama yıldızlı bir bölüm. Önemli bir bölüm. Ders kitabı videomuzda da zaten üzerinde duracağım. Details of a flight ticket. Bir uçak bileti detaylar. One way ticket. Tek yön. Round ticket. Gidiş dönüş. Refundable ticket. iade edilebilir bilet. Non refundable ticket. iade edilemez bilet. Hepinizin bu kelimelerin anlamlarını çok iyi şekilde bildiğinizi biliyorum. Burada Sizlere şunu yapmak istiyorum. Refundable ticket ve non refundable ticket'ın farkını böyle Türkçe anlamından ziyade mantığıyla bilmeniz gerekiyor. İade edilebilir bilet nedir? İade edilemez bilet nedir? Burada oklarla çıkarttığım e, cümleleri bile ezbere bilen öğrenciler var ama mantığını ben size bir örnekle vereceğim. O örneği aklınızda tutarsanız mantığını da anlarsınız. Hem de unutan arkadaşlar olabiliyor. Anlamını karıştıran arkadaşlar olabiliyor. Veyahut bu oklarla çıkarttığımız yerin mantığını karıştıran arkadaşlar oluyor. Hikayeyle daha net vermeye çalışacağım. Şimdi şöyle düşünün. İade edilebilir bileti ne yazmışız? You can make changes. Değişiklikler yapabilirsin. But it is expensive. Ama pahalı. Bu biletler böyle. Non-refundable ticket'ta da you can't make changes. Değişiklik yapamazsın ama ucuz. Şöyle düşünelim örneğimizin. Örneğin ben bir uçak bileti alacağım. Karşımda da kim var? E, müşteri hizmetleri var. E, uçak firması var. Uçak firmasına ben örnek veriyorum. 20 Haziran'da seyahat edeceğim. E, uçak firmasına iade edilebilir bir bilet almak istiyorum dediğim zaman adamlar ne düşünecek? Ya ayın 20'si gelmeden bu kişi biletini iade edebilir. Değişiklik yapabilir. 22'sini erteleyebilir. Bizi de mağdur edebilir. Çünkü biz onun koltuğunu tutacağız. Uçak kalkmadan bir gün önce değişiklik yapacak uçakta bir koltuk zararımız olacak. İster istemez bu adamlar ne yapıyor? Refundable yani iade edilebilir Ticket'ı pahalı yapıyor. Pahalı yapıyor. Zararı bir değişiklik olursa zararımı biraz karşılayayım diye. Ama ben ne yapıyorum? Benim avantajım ne? Değişiklik yapabiliyorum. Ayın 22'sini erteleyebiliyorum, 30'unu erteleyebiliyorum. İstediğim gibi hareket edebiliyorum. Ama iade edilemez bilette ben kesin ayın 20'sinde uçacağım. İşim var, gitmem gerekiyor. Ne yapıyorum? ucuza alıyorum bileti çünkü karşı tarafta ne diyor? Bu kişi sağlam. Ayın 20'sinde gelse de gelmese de ben bileti sattım. Ben bir daha bu kişiyle iletişim kurmama gerek yok. Gelse de gelmese de parasını aldım. Bu adam 20'sinde uçacak. Koltuğu sağlam. O yüzden ben ben az ücret ödüyorum. Ucuza mal ediyorum ama değişiklik yapamıyorum. Bu şekilde bunları mantığında böyle bilirseniz sevinirim. Sizler için de anlaması, idrak etmesi daha kolay olacaktır. Evet sevgili öğrenciler bugün sizlerle 5. ünitemiz olan sınavda çık çıkacak son ünitemiz olan The Internet ünitesinde çıkmasını e, muhtemel gördüğüm bölümlere değindim. Konu anlatım bölümüne değindim. Çıkmasını muhtemel gördüğüm önemli kelimelere de baktık sizlerle. Ünitedeki e, eksiklerimizi tam olarak gidermek için tabii ki ders kitabı analizinden de kazanımların yer aldığı, püf noktaların yer aldığı çıkmasını muhtemel gördüğümüz yerlere de odaklanıp e, sınava tam hazır şekilde girmemiz gerekiyor videomuzu beğendiyseniz kanalımıza hala abone olmayanlar varsa kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirler Herkese iyi çalışmalar dilerim